Merhaba arkadaşlar. Soru çözümü 32.'deyiz. Yani canlılarda davranış konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım birinci sorudan. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gerçek topluluk oluşturmaya örnek olarak verilemez? Şimdi gerçek topluluk olabilmesi için sürekli bir arada olması lazım. Bizim aradığımız ne? Birleşip ayrılan olması lazım arkadaşlar. Aynı kovanda işçi, kraliçe ve erkek arıların yaşaması. Bu gerçek bir topluluktur değil mi? Sürekli bir aradalar. Kurtların avlanmak için bir araya gelmesi. Bakın. Geçici olarak geliyorlar. Cevabımız bu olacak. Gerçek topluluk oluşturmaya örnek olarak bir diğerlerini de okuyalım. Kral penguenlerin çiftleşmek için Antarktika kıyılarına göç etmesi. Bu da yine bence geçici bir olay. Minsk öküzlerinin düşmanlardan korunmak için yan yana dizilmeleri. Aslanların aynı yaşam alanlarında uyumaları. Arkadaşlar burada soru yanlış yazmışım ben büyük ihtimal. Gerçek topluluk oluşturmaya örnek verilebilir olması lazım. Verilebilir. Verilebilir. Şimdi burada bakın bunlar avlanmak için bir araya geliyorlar. Bunlar geçici topluluk. Bunlar çiftleşmek için bir araya geliyorlar. Geçici. Düşmanlardan korumak için bir araya geliyorlar. Geçici. Sadece uyumak için bir araya geliyorlar. Bu da geçicidir. Ama kalıcı olan hangisi? Aynı kovanda işçi, kraliçe ve erkek arının yaşamasıdır. Bunlar kalıcı topluluklardır. Yani gerçek topluluklardır. Cevabımız A şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel bir hareket değildir? Bakın avlanma içgüdüsel harekettir. Emzirme, yine ağ örme, göç etme bunlar içgüdüsel bir harekettir. Ama arkadaşlar kuşların araba gürültüsünden kaçması bu sonradan öğrenilen bir harekettir. Yani ya da reflekstir. Hani öyle de söyleyebiliriz. Reflekstir arkadaşlar. Gürültüden kaçma olayı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan davranış değildir? Bakın alışkanlık sonradan kazanılır. Şartlanma yoluyla öğrenme yine sonradan. Deneme yanılma sonradan. İzleme sonradan ama içgüdü doğuştan gelen doğal davranıştır. İçgüdü ve refleks doğal davranış yani doğuştan gelir. Diğerleri arkadaşlar sonradan kazanılır. Dördüncü soru diyor ki bir davranışın içgüdüsel olabilmesi için hangileri gereklidir? Canlının biyolojik gereksinimlerini tamamlar. Evet doğru içgüdüsel olabilmesi için bizim biyolojik gereksinimimizi tamamlaması lazım. DNA yoluyla aktarılır doğru. Türün bireyleri de farklıdır. Hayır, içgüdü tüm bireylerde aynıdır. Türün tüm bireylerinde aynıdır. Bu yanlış. Davranış öğrenilmiş olmalıdır. Hayır, doğal davranış yani içgüdüler doğuştan gelir, öğrenilmez. Bu da yanlıştır. Hangileri gereklidir dediği için cevabımız 1 ve 2 olur. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki hayvanların insanlar tarafından eğitiminde diyor hangileri daha fazla etkilidir? Şartlanma yoluyla deneme yanılma ve izleme demiş. Arkadaşlar burada eğitimde tabii ki şartlanma yoluyla öğrenme daha etkilidir. Deneme yanılma sen öğretmiyorsun ki. Ne yapıyor? Kendi kendine öğreniyor. Dolayısıyla bu etkili değil. İzleme yoluyla o da kendi kendine. Seni izleyerek öğreniyor. O da kendi kendine ama şartlama yoluyla eğitimde daha çok önemlidir cevabımız. 1 olacak. Aşağıdakilerden hangisi canlılarda görülen davranış şekillerinden biri değildir? İpek böceğinin koza örmesi, tarla kuşunun avcıları yuvadan uzaklaştırmak için yaralı taklidi yapması, aslanın antilobu boğması, eti gören köpeğin ağzının sulanması, güvercinin kuluçkaya yatması. Şimdi burada görülen davranış şekillerinden biri değildir. Ha, davranış mı tepki mi? Biz buna bakacağız arkadaşlar. Davranış neydi? Canlının yaptığı iş ama tepki bir uyarana karşı oluşturulan tepki yani olaydı. Şimdi ipek böceğinin koz örmesi bu bir davranıştır. Davranış. Tarla kuşunun avcıları yuvadan uzaklaştırmak için yaralı taklidi yapması bu da bir davranıştır. Aslanın antilopu boğması, bakın burada bir davranış yapıyor. Güvercinin kuluçkaya yatması bu da bir davranış ama eti gören köpeğin ağzının sulanması bu bir tepki olayıdır. Ne yapıyor? Ete karşı bir tepki oluşturuyor. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Yedinci soru, sosyal topluluklarla ilgili olarak diyor hangileri doğrudur? Bireyler arasında iş bölümü, rekabet ve alan savunması görülür. Evet, sosyal topluluklarda bu olay var. Üstünlük hiyerarşisinde üst basamakta bulunan bireylerin gereksinimleri önceliklidir. Doğrudur arkadaşlar. Mesela hani bu işte ormanların kralı aslan falan diyorlar ya orada bir hiyerarşi var. En üstte bulunan kişinin gereksinimleri daha önce. İlk önce onu hallediyorlar daha sonra kendileri işlerini yapıyorlar. O yüzden doğrudur.
Lider bireyin varlığı popülasyon içinde gereksiz yere kavga ve yaralanmaları önler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 hepsi doğru olacak. 1, 2, 3. Gelelim çıkmış sorulara. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Bates mimikrisinin örnektir? Şimdi Bates neydi? Yalancıktan yapacaktı değil mi? Yalancı taklitti Bates mimikrisi. Bakıyorum. Poturis cinsine bağlı ateş böceklerinin dişileri diğer türlerin dişilerinin ışık sinyallerini taklit ederek o türün erkeklerini yakalayıp yer. Diğerlerini okuyalım. Dişi arılara benzeyen orkide çiçeklerinin erkek arıları çekerek tozlaşmayı sağlamaları. Bakın bu gerçekten kendisi o özelliğe sahip. Yalancıktan yapmıyor. O yüzden bu Müller mimikrisidir. Zehirsiz yılanların zehirli yılanlarda olan halka desenleri taşımaları. Bakın bu gerçekten hani düşündüğünüz zaman gerçekten o halkayı taşıyor ama zehirli mi zehirsiz mi? Zehirsiz. Bu yüzden bu yalancı bir taklit var arkadaşlar burada. Dolayısıyla cevabımız bu olacak ama diğerlerini de bir okuyalım. Diyor ki çiçekleri taklit eden peygamber devesi böceğinin böcekleri avlaması. Popülasyona ait bütün bireylerin tatlarına kötü olması. Zaten arkadaşlar bu Müller mimikrisidir. Yani direkt olarak gerçekten o özelliğe sahip. Çiçekleri taklit ediyor. Bu da nedir? Bu da yine bir mimikridir. Ama burada yalancıktan bir taklit yok. Gerçekten o özelliğe sahiptir. Diğerleri de aynı şekilde cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Diyor ki eşeysel dimorfizm gösteren hayvanların çoğunda erkek bireylerin daha gösterişli olması aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilişkilidir? Şimdi eşeysel dimorfizm nedir? Erkek ve dişilerin farklı olması demektir arkadaşlar. Diyor ki erkek bireylerin daha gösterişli olması hangisiyle yakından ilişkidir? Şimdi erkek birey neden gösterişli olur? Dişiyi kendine çekmek için yani çiftleşme içindir. O zaman çiftleşme ile ilgili bir şey arayacağım. Düşmanlara karşı uyarıcı mesaj verme. Hayır. Aa ben çekiciyim işte daha gösterişliyim sen benden kork demiyor tabii ki. Bu olmaz. Çiftleşme öncesi eş seçiminin dişi birey tarafından gerçekleşmesi. Bakın evet gösterişlidir ki dişi birey onu seçsin diye cevabımız Bursa şıkkı. Ortam zeminine daha kolay uyum sağlayabilme. Bu da arkadaşlar nedir? Bir mimikri, homokrimi olayıdır. Dolayısıyla bu da değil. Doğumunun dişi birey tarafından gerçekleştiğini, bu da alakası yok. Yavru bakımının erkek birey tarafından, bu da alakası yok arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. Gelelim son sorumuza. Diyor ki, bir komünitede lezzetli veya zararsız olan türlerin, nahoş veya zararlı türleri taklit etmesi. Bakın yalancı bir taklit var burada. Cevabımız ne olacak? Tabii ki Bates mimikrisi olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde canlılarda davranışla ilgili konumuzu da bitirmiş olduk. Son konumuz ekolojiye geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.